Merhabalar, iyi akşamlar, güzel insanlar. Merhaba. Nereden geliyoruz? Aslında işimiz bitmişti. Evimize gittik, duşumuzu aldık, üzerimizi değiştirdik. Daha sonra yan taraftaki arkadaşımız sabahtan beri böyle midesi bulanıyormuş. Hiçbir şey yiyemedim otelde dedi. Biz de otele gittik, ona şöyle küçük bir paket yaptık. Onu götürüyoruz. Mehmet bu arada geçmiş olsun demedi. Ne yapacağız? Bizim lojman sorumlumuz Ülveye Hanım var, bir bayan. Kendisi Bulgaristan'da doğmuş ama anne babası Türk, kendisi de Türk. Öyle diyorlar çünkü yani biz Bulgar değiliz diyorlar. Türk'üz, biz Müslümanız diyorlar. O bize bayağıdır biz sorduk işte, daha önce Sanibiç'e gittik ama onun öncesine gitmeden önce bizi gezdirir misin, bir yerlere götürür müsün demiştik. Sağ olsun o da hep söyledi bir gün ayarlayalım gidelim diye. Normalde Sanibiç akşamları çok güzel oluyormuş. 8'den sonra güzel oluyormuş. Siz Sanibiç'in neresine kadar gittiniz dedi. Ben de önceki videomu açtım, gösterdim. Buraya kadar gittik dedim. Oo dedi, siz dedi görülecek yerine gitmemişsiniz dedi bana. Ben dedi sizi, bir köprü var, o köprünün oraya götüreceğim dedi. Artık o köprü neresiyse bilmiyorum ki. Biz de bilmiyoruz. Orası çok güzel dedi. Şimdi arkadaşımıza yemeği vereceğiz ve daha sonra onun işi bittiği zaman da saat 8 gibi Adil Usta da bizimle beraber gelecek. Ben dedi kızları yalnız bırakamam dedi. Berin senin eşine hesap veremem dedi. Aynı şekilde Nuray'ın da öyle dedi. Tek başımıza salmayacak bizi. Ulviye, ben, Nuray, Adil Usta beraber gideceğiz. Bizim gitme saatimiz geldi. Ulviye aradı. Hadi kızlar diyor. Gitme saatimiz geldi, araba geldi diyor. Bu arada Adil Usta da bizim kaldığımız yere doğru geliyor. Nerede? Evet, o tarafta bekleyelim mi? O taraftan gelir. Adil Usta. Ses bu saatte kim uyuyacak? Bu arada sizleri hemen Ulviyeciğimle tanıştırıyorum. Bizim lojman sorumlumuz Ulviye. Bizim her işimize koşturuyor, sağ olsun. Merhaba. Merhaba. Böyle o kadar tatlı bir konuşması var ki. Çok teşekkür ederim. Ama Türkiye'yi çok seviyormuş. Antalya'ya gelmeyi çok istiyormuş. Antalya'yı böyle çok merak ediyorum diyor. Antalya en güzel. En güzel. Şehir. Antalya'ya gelirsen ben ağırlayacağım seni. Mutlaka beni ara, telefon numarasını al. Çok teşekkür ederim herkese. Şu anda herkes de olduğu gibi ilk defa böyle kamera karşısına çıkanlar hep böyle biraz çekingen. Evet. Kendisini biraz daha böyle utangaç hissediyor değil mi? Ama Ulviyeciğim bizi gezdirecek. Nereye götüreceksin bizi? Slunchebrak. Slunchaka. Burası değil mi orası? Yok, burası değil. Burası neresi? Elenler. Ha, burası Elenite. 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 Ha, ama gideceğimiz yerde buraya bir yarım saat uzaklıkta. Nuray'cığım çok sabırsız, biliyor musunuz? Arkadan bana işaret ediyor, hadi artık diye. Tamam, gidiyoruz hadi. O çok heyecanlı. Hadi. Ve çok enerjik. Davay, bu taraftan davay, gidiyoruz değil mi? Davay. Davay davay. Bak bak. Bak yavaş yavaş da öğrendi. Davay davay diye. Nasıl gülersin öyle değil mi? Bak mutlusun sen. Beni diyor şeye, parka marka götürme diyor beni. Nereye gideceğiz Nuray'cığım diyor. Buradan kop kop yapmaya gidelim diyor. Kop. Hadi alın bakalım. Adil Usta'yı alalım. Tamam. Yine buradan gideceğiz değil mi biz? Evet, araba aşağı gidemez yani. Orada bekliyor da. Ha, araba orada bekliyor. Kapatmadın. Evet, şimdi başla Ulviye Hanım. Evet Ulviyeciğim, neredeyiz söyle. Center Kuba'nın önündeyiz. Evet, buradayız. Çöbe. Evet. Bu arada bir izleyen arkadaşımız Messenger'dan yazdı bana, neredesiniz, biz Bulgaristan'dayım dedi. Otelin önüne geleceklerdi ama biz de bugün akşam buraya geleceğimizi söyledik. Ondan sonra biraz önce yazdım, onlar da birazdan buraya gelecekler sağ olsunlar. Küba'yla ilgili bir şeyini anlattı. Küba'yla ilgili bir... Tabii anısı, mazisi, bir tarihçesi varsa anlatsın. Bir hikayesi vardır herhalde. Mutlaka vardır. Bilmiyor musun? Ama bilmiyormuş. Var. Adil Usta da merakla vardır diyor. Şimdi Bulgaristan'da benim duyduğuma göre burası çok eski ilklerden, en meşhur otellerden bir tanesiymiş. Yani ilkler. Bizim şöyle düşünün, Ofo Otel gibi düşünün. Ben diyecektim, Ofo Otel gibi. Altı kasino, kumarhane, çok... Yani zaten böyle yüksekliği de Ofo Otel'i andırıyor, andırıyor gibi. Andırıyor. Hemen evet, sizlere de gösteriyorum ben, şöyle. Ben biraz araştırma yaptım gelmeden önce. Küba Otel burasıymış. Ben yapmadım dedim. O da bana güldü. Adil Usta da.
Bu arada bizim bulunduğumuz yeri ben sizin için bırak zannediyordum ama orası burasıymış. Yalnız bulunduğumuz yerde buraya bağlıymış zaten. Arkadaşlardan hediye gönderenler oldu sağ olsunlar. Ben aynı adresleri o şekilde vermiştim. Ve o adresi de verince bir şekilde hediyeler elime ulaştı. Naray'cığım nasıl hissediyorsun? Pek yarışır gözleri ömre bedel. Sonunda geldik. Sonunda bir city'yi bulduk. Bulduk. Eğlenmeye geldik. Gözlerim parlıyor, görebiliyor musunuz? Parlıyor. Şey, Ulviye'nin de deyimiyle kop kop yapmaya geldik. Artık nasıl yapacaksa kop kop ben bilmiyorum. Nuray biliyor kop kop yapmayı. Yapacağız. Ben öğreteceğim bu gece ona kop kopu. Ben bilmiyorum kop kop yapmayı, bir bakacağız bakalım. Şöyle hemen etrafı gösteriyorum sizlere. Ne var? İleriye de gideceğiz. Bizim internetten seyrettiğimiz cadde burasıydı herhalde büyük ihtimalle. Yüksel'le beraber YouTube kanalından bakmıştık biz. YouTube'dan. Orası burası. Burası da bizim gittiğimiz sahilin biraz daha yukarısı herhalde. Çünkü ben Ulviye'ye göstermiştim videoları. O da orası biraz daha farklı bir yer demişti. Ya aşağıki tarafında ya da yukarıki tarafında. Burası aşırı kalabalık. Ben bizimkilerin yanına gideyim. Kaybolmayalım. Gondol Otel'de var. Orada var. Müthiş. Tüm patrona ısrarla demişler ki adres kapıya gel diyor. Ne istiyor? Israrla. Herkes diyor. Seni soruyor. Beni sormaya gideceksin. Her gün var. Ne ola sağ mı ola? Biz buraya gelecektik zaten. Otele gelseniz de olurdu da. Yani bugün buraya geldik, burada görüştük. Bunu hallediyorduk. Bir çeşitli görüştük yani sizlerle beraber. Biz burada mı yaşıyoruz? Yok yok, biz de 300 50 kilometre var. Ya uzaktan geliyoruz. Burada tatile. Dedim eşime geldim hem. Arayacağız sizi. Görüştük. Hangi otelde? Biz Nesebar'da Paradis. Otel Paradis. Gelirsen sen ikişen gelebilirsin mi? Çalıştığın yere Gelmek istediler bugün. Ben de bağladım da ondan biri. Biz bu sene Bulgaristan'a geliyoruz. Tatile gitsek Türkiye'ye gidiyoruz. Nereye? Türkiye'ye? Kuşadası'na, Bodrum'a. Bodrum. Şimdi gidiyorsa işte olsa Alanya'ya gidelim. Alanya biraz. Siz nerelisiniz? Ben anlayamadım. Bulgaristan'da. Hangi kasaba? Sıştof. Sıştof'tan mı geldiniz? Benim bu kadar 300 gelip görmedim. Tamam. Bu Bulgaristan değil mi? Olmasın Türkiye. Burada dedim ya, benim bir yer de var Sıştof. İyi insanlar içinde. Biliyorsun benim bu kadar mı? Evet. Sıştof sonra. Haa, Sıştof'a gittiğim yok. Akşamlar, etaletler, sağ olun, yine görüşürüz. Nasıl ekran?
Alanya siz mi? Alanya gelirsiniz. Yenik sağlık gelen. Ben ayrıca takip ediyorum. Ama senin. Çok heyecandan. Çok memnun oldum. Ben çok iyi insanlar. Evet. Sağ olun, hayırlı geceler. Evet. Arkadaşlarla biraz muhabbet ettikten sonra yolumuza devam ediyoruz. Çok mutlu oldum onları gördüğüm için. Onlar da beni gördüklerine çok mutlu oldular. Aslında otele geleceklerdi ama ben bugün buraya geleceğimi söylemiştim. Buraya geleceğim deyince nerede olduğumuzu hemen Ulviye'ye söyledik. Ondan sonra 5 dakika sonra onlar da burada oldular. Onlar da normalde Bulgaristan'da yaşıyorlar ama buradan 350 kilometre uzakta yaşıyorlarmış. 3 günlüğüne tatile gelmişler buraya. Ve burada karşılaşmak nasip oldu. Bunlar canlı. Canlı mı bunlar? Yemin et. Aa! Geçsene. Canlı. Canlı ya. Canlı bak. Abiniz de. Evet. Fotoğraf mı? Burası sanıp için göbeği sanırsam. Çok kalabalık. İğne atsanız yere düşmeyecek. Biz tabii ki gene ilk sahile geldiğimiz gibi şaşkın şaşkın her yere bakıyoruz. Ama burada çok giyim mağazası var, market var. Çok değişik marketler ya da alışveriş merkezleri var. Farklı farklı ama çok büyük bir yer. Çok da kalabalık ya. Baksana ben şaşırdım. Sizlere şöyle etrafı göstermek istiyorum ama insan kalabalığından çektiğim yerler tam gözükmüyor. Şöyle tepeden tutup çekeceğim. Çekmek istiyorum şöyle görün diye. Bir de öyle deneyeceğim. Çok güzel ama bak sahil. Buradaki sahil çok güzelmiş. Denizin güzelliğine bakar mısın? Dalgalar ne kadar güzel geliyor. Böyle bir köprüdeyiz şu anda. Burası ünlü bir köprü buranın. Keşke gündüz gelseydik şu denizin güzelliğini görseydiniz. Dalgalar çok güzel geliyor. Işıkları yanmamış. Birazcık karanlık burası. Birazdan büyük ihtimalle ışıkları da yanar ama yine de köprünün sonuna doğru gidiyoruz. Çok sevdim bu sahil. Çok güzel. Denizi benim çok hoşuma gitti. Benim bir fotoğrafımı çeker misin artık? Çekerim usta, çekerim. Tek fotoğraf. Tamam. Beraber binelim dedim. Binmedi. Bindirmedi. Şimdi burada mutlaka bir şeylere binmek istiyorum. Dönen salıncağı. O Antalya'da var. Dönen salıncağı binmem. Ama Antalya'da olmayan bir şeylere binmek istiyorum ben burada. Mesela o yoktu. Olsun. Belki dönüşte bineriz. Yani ben binerim. Buradaki arkadaşların hiçbirisi bir şeye binmek istemiyorlar. Yani Nuray'ın midesi bulanıyormuş. Adil Usta ben kalp krizi geçiririm dedi. Ulviye de bak, bilmiyormuş. Sıfa bindirebiliriz seni. Bunu, hayır bu değil, bunu ne yapayım ben? Bunu istemiyorum ben. Ben o yok, ben dönüşte oradaki o dönen şeye binmek istiyorum. Nuray. Bu Antalya'da var, bunu biliyoruz zaten. Orada dönen salıncak var, o da var, onu da biliyorum. Ayakları tedavi için balıklar var burada. Hemen şöyle sizlere de gösteriyorum. Küçük küçük balıklar. Burada küçük bir kız var. Gıdıklanıyor musun acaba? Ne güzel oturuyor. Fotoğraf çektirmek isterseniz burada küçük bir timsah var. Ama ben elleyemem bile.
sürüngenlerden böyle çok irkiliyorum, korkuyorum açıkçası. Aslında ben istiyorum. Gerçek mi? Aman aman aman. Ay. Aman. Ay, gözlerini de açtı. Nuray gözlerini de açtı, gördün mü? Fotoğrafını mı çekeyim? Tamam, hemen. Burası da böyle büyük oyuncakları olan yer. Ve burada eski dönemlere ait savaşçı kılığına girmiş arkadaşlar var. Burada ne varmış? Karaoke var. Öyle mi? Ha, karaoke yazıyormuş orada zaten. Ben ona dikkat etmemiştim. Tren şimdi yavaş gidiyor. Evet, kısa. Yolu kısa değil mi sanki? Ama şuralarda ters dönen yerler var. Ulviye'ye binelim dedim, ben bilmem diyor. Korkuyormuş o bundan, çok korkunç diyor. Korku evine girmeye karar verdik hep beraber. Burada raylı sistem yokmuş. Yürüyerek evin içerisini geziyormuşsunuz. Ay, korku evine girdik. Karşımıza direkt böyle bir kere çıktı. Tünelin içerisine girdik ve burası dönüyor. Nuray. Dönüyoruz. Ay, alttan sağdan soldan bir şeyler çıkmaz inşallah. Aynen. Ay Nuray. Kaçsan. Aman Allah'ım. Bunlar da dinozorlar. Ben aniden bir şey çıkacak diye korkuyorum açıkçası. Ay. Sesler falan. Ay, örümcek. Nuray, burası çok iyi. Bak, burada yatan bir ay Nuray. Ama olsun, bak karşımıza böyle. Nereden gideceğiz? Ha, buradan. Nuray, nereden gideceğiz? Yürü. Buradan mı gideceğiz?
Ay, ay. Bu neymiş ya? Tut bakayım. Buray, ışık tut, ışık. Ne var? Ne varmış burada? Nuray, ay. İnsan aniden çıkınca, ay, tabut tabut kalkıyormuş Nuray. Tabut kalkıyormuş bak. Sakın. Aa, sakın. Ay. Perdeyi açtım ya ilk. Bir tuttum. Ben perdeyi kıpırdadığımı. Korku evinden çıktık. Sonlarına doğru canlı bir abi varmış. Onu görünce çok korktuk. Burada kocaman bir panda var fotoğraf çekilmesi. Çok güzel. Dans da ediyor böyle. O. Burası bayağı eğlenceli, şenlikli bir yer. Pandayı şöyle sizleri şuradan alayım. Çok güzel. Şöyle hemen kıyafetlere bakıyoruz. Üzerindeki etiketlere bakıyoruz. Şu tişört çok güzelmiş. Ne kadarmış? 35 leva. Nuray kendisine bir deniz havlusu almak istiyordu. Gelirken getirmemiş. 25 leva diyor. Çok pahalı diyor. Yani Türkiye'yi Türk parasına vurduğumuz zaman gerçekten çok pahalı oluyor. Adrenalinli oyuncaklara binmeyi çok seviyorum.
eğlenceliydi. İki sefer bindim. Neden iki sefer bindim? İlk bindiğimizde video çekiyorlar size. Onun için ayrı bir ücret ödüyorsunuz. 10 lira. Onu da vermiştim ben. Yanındaki kız da aynı şekilde vermişti. O da tek başına bindi. O kız ben değilim. O kız evet Nuray değil. O başka bir kız. Kızla ikimiz çok mutlu olduk. Çünkü video çekmedikleri için bizi ücretsiz birer kere daha bindirdiler. Bu sefer videomuzu çektiler ama sistemlerinde bir bozukluk varmış. Bir iki saat sonra geri gelin dediler bizlere. Şöyle böyle arkamdan eli değnekli birisi gidiyor. Şimdi nereye gidiyoruz? Şöyle tekrar dolaşmaya devam ediyoruz. Bu arada burayı ben çok sevdim. Çok hareketli, çok renkli, kıpır kıpır bir yer. Bizim için çok eğlenceli, çok güzel bir geceydi diyorum. Ben çok gece hayatını yani çok dışarıya gece çıkan bir insan değilim. Bilmiyorum pek o tarz yerleri. Tabii Luna Park'a falan gidiyoruz. Biz daha sonradan bir yerde oturduk. Birer böyle ne içtik? Nuray alkolsüz neydi o? Kokteyl. Kokteyldi. Kokteyl. Alkolsüz kokteyl içtik. Çok güzeldi. Hepimiz. Ondan sonra bizi severek takip eden Serpil Hanım. Bir ismi de Serpil'miş bayanın. Ben diyor seni diyor çok seviyorum diyor. Takip ediyorum. Senin Serpil diye bir arkadaşım var diyor. Bu arada Serpil'cim sana da buradan selam gönderiyorum. Canım arkadaşım seni çok özledim. Bir iki sefer aradım ama sen müsait değildin. Ya da sen aradın ben müsait değildim. Daha seninle görüşemedik görüntülü. Ama mutlaka tekrardan sık sık arayacağım müsait olduğum zaman. Seninle de görüşeceğiz. Bu arada biz kamerayı kapattıktan sonra Serpil Hanımların yanlarında kuzenleri de varmış. Onlar da geldiler. Ejcin'i çok seviyorum dedi. Hemen Ejcin'le bir görüntülü konuştular bir iki dakika. Ejcin de çok mutlu oldu. Daha sonradan onların vermiş olduğu hediyeleri sizlere göndereceğim. Bana 3 tane 3 adet hediye verdi. Biri Evra ablama, biri Belgin ablama. Birisi de benim. Hemen sizlere şöyle göstereyim bize ne hediyeler almışlar. Dolap süsü. Nesabar. Bulgaristan. Çok güzel şöyle. Antalya'ya gittiğim zaman Ebru ablamla Belgin'le de hemen götüreceğim hediyelerini. Selamlarını da ilettiler. Bol bol selam söylediler. Selamlarını da ileteceğim. Bu arada Nuray'cığım hemen bir iki dakika telefona bakmak istedi. Ne yapalım? Artık Allah'ın izniyle biz kaçalım. Bugün de bir güzel günün sonuna geldik. Kalbinizden ve gönlünüzden geçen bütün güzel dualar kabul olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.